Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye Gazze için seferber. Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak geminin bu akşam İzmir'den yola çıkması planlanıyor. İzmir Alsancak Limanı'na dün gece demirleyen kuru yük gemisine görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yükleniyor. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından geminin Mısır'ın El Arish Limanı'na gitmek üzere bu akşam limandan ayrılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de büyük bir dram yaşandığını hatırlattı. Bölgenin tüm sağlık altyapısının tahrip edildiğini belirten Yorulmaz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak ellerindeki sahra hastaneleri kullanışlı hale getirip bölgeye intikal ettirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Sahra hastanesi malzemeleri ve ambulansların yüklendiği geminin Mısır'a bu akşam yola çıkacağını ifade eden Yorulmaz şunları kaydetti. Gemideki sahra hastanelerimiz güçlü, donanımlı hastaneler. Oradaki sağlık altyapısına ve sağlık ihtiyacına büyük destekte bulunacak. Bunlar zaten dünyanın çeşitli yerlerinde, mazlum coğrafyalarda bizim kullanmış olduğumuz sahra hastanelerimiz. Her türlü ameliyatın yapılabileceğini, görüntüleme, laboratuvar sistemlerinin bulunduğu hastaneler bunlar. Yine her türlü iklimlendirme sistemlerini de beraberinde götürüyoruz. Buranın kurulumunu ve işletmesini yine UMKE ekipleri yapacak. UMKE ekipleri aynı zamanda hem teknik olarak hastane kurup ve ekibin hastane işlettiği dünyadaki yegane gönüllü ekiplerden bir tanesi. Buradaki doktorlarımız, hemşirelerimiz hızlıca zemin çalışmaları, elektrik sistemlerini ve hastanelerin yapısını oluşturduktan sonra da hızlıca hizmet verir duruma bile getiriyoruz. Öncelikle bir 8 hastane kurulması planlanıyor ama envanterimizde yedek malzeme de var. Sayıyı arttırabiliyoruz. Yorulmaz ilk etapta Refah sınır kapısına yakın yerlerde hizmet vermeye başlayacaklarını da sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.